Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, Fethenin yerine naib olanları işlemeye devam ediyoruz. Fethenin yerine naib olan Elif'i işlemiştik arkadaşlar. Şimdi Kesre'yi işleyeceğiz. Kesre nerelerde Fethenin yerine geçer, onu işleyeceğiz. Kale müsannif dedi. Ve emmel kesretu, kesreye gelince, fetekunu, kesre olur. Alameten, kesre alamet olur. Lin nasbi, nasbe alamet olur. Nerede? Nerede? İşte yer geliyor. Zaten tek bir yerdir arkadaşlar. Fi cem'il me'ennesi salimi. Cem'i me'ennesi salimlerde arkadaşlar. Cem'i me'ennesi salimleri gördük işte. Mesela Müslimatun, Hindatun gibi. O tür isimlerde bu kelimenin nesbine, bu kelimenin mensup olmasına alameti kesre olur arkadaşlar. Bunun nesbinin alameti kesre olur. Ve ekulu, ben derim, kad arafte fima sebeqe, geçen konudan bildin ki, cem'el me'enneti salimi. Cem'i me'enesi salimi tanıdın. Geçenlerden, geçmiş şeylerden cem'i me'enesi salimin ne olduğunu sen tanıdın. Orada biz ne dedik? İşte me'eneslerin cem'idir. İkiden daha çoğu. Yani en az üç ve daha fazlası nadirlettedir. Sonunda işte bir ziyadelikle yapar. Sonra elif ve te zayid olarak gelir. O şekilde bir tanım yapmıştık. Vel an, şimdi ise, yani biz artık orayı fazla şey yapmayacağız. Vel an, şimdi ise nuhbiruke, sana bildireceğiz, sana haber vereceğiz ki neyi? Ennehu, sana şunu haber vereceğiz ki yumkinuke, sana mümkündür en testadille, ki delil getiresin. Delil getirmek, delil getirmek en ne yapar arkadaşlar? Bunu mastarlaştırır. Delil getirmek diyorum. Delil getirmek sana mümkündür. Neye delil getirmek? Ala nesbi hazel cem'i, bu cem'in nesbine, bu cem'in nesbine delil getirmek sana mümkündür. Neyle? Bi vücudil kesreti fi ahirihi. O cem'in sonunda, o cem'in sonunda kesrenin varlığıyla, kesre var ise, o var ise bu varlığıyla sen o cem'in nesb olduğuna delil getirebilirsin. Artık getirmek sana mümkün olur. Ve zalike, bu da nahvu kavlike, şu örneğindeki gibidir. Bakalım. İnnel feteyati, feteyati, işte bak bu arkadaşlar, bu nedir? Bizim cem'i me'nesi salim siyasidir. İnne ne yapar arkadaşlar? İnne isminin nesb haberini refeder. El feteyati, bu innenin ismidir. İnnenin ismidir. El mühezzebati de bu el feteyatinin sıfatıdır. Sıfat ne olur arkadaşlar? Mevsufuna tabi olur. Yani mevsuf budur. Mevsuf neyse sıfat da o olur İrab'da. İrab'da öyle olur. Dolayısıyla bu da feteyatinin cem'ine tabi olmuş nedir? Bu da kendisi de cem'tir arkadaşlar. Cem'in menesi salimdir. Bu inenin ismi olduğu için, bu da el feteyatiye sıfat olduğu için, sıfat mevsufuna tabidir. O da ondan dolayı mensuptur. Bu da mensuptur inenin isminden dolayı. Bu da sıfat olduğu için buna, bu da mensuptur. İkisi de. Peki biz dedik ki bu cem'i me'enesi salimdir. Nereden biliyoruz? İşte mesela feta kelimesinin bu kalıba girmesi, elif ve te ile cem'e girmesi, elif ve te zayittir tabi bunlar. Bu elif ve te zayit ile bu cem'e girmesi bunun cem'i me'enesi salim olduğuna ifade eder. Aynı zamanda bu da böyledir. Muhezzebün. Eğer eliflamsız elifle tesiz olsaydı mühezzebin olacaktı. Mühezzeb yani terbiyeli, efendi demektir. Terbiyeli demektir. Saygılı, terbiyeli. Bu eliflam gelince ne olur? T
terbiyeliler olur. Yani bu cem yapar bunu. Dolayısıyla biz bu kelimeleri ne dedik? Cem emmenesi salim nesbini dedi ki neyle alır? Kesreyle alır. Şimdi bunlar inenin ismi olduğu için bu da onun sıfatı olduğu için ikisi de mensuptur. Nesbini neyle almış? Bakıyoruz hemen. Nesbini kesreyle almış. Zahiri bir kesreyle almış. İnanın haberi daimi burada cümle olarak geliyor. Muhakkak ki o saygılı, terbiyeli genç kızlar yudrikne, onlar ulaşırlar, idrak ederler. El mecde, şerefe nail olurlar. Şerefi elde ederler. Yudrikne işte bu cümle olarak da bu innenin haberidir arkadaşlar. Bakalım bu örneği biraz o anlatacak. Bakalım. Fekullun minel feteyati وَالْمَهَذَّبَاتِ Bu feteyat ve mehezzebattan her biri cem'u müennesin salimun, her biri cem'i müennesi salimdir. وَهُمَا مَنْسُبَانِ ikisi de mensupturlar. Niye? لِكَوْنِ الْاَوَّلِ اِسْمًا لِإِنَّ Birincisi olduğu için ne olmuş? İsmen, isim olmuş. Li inne'nin ismi olmuş. Bu birincisi derken el feteyattır. Bu inen ismidir. İnen ismi olduğu için mensuptur. Peki bu ve li kevni sani ikincisi de olduğu için kevn gene kananın masları. İkincisi de olduğu için ikincisi nedir? Mühezzebattır. Bu nedir? Na'ten lil mansubi. O da bir mensubun sıfatı olduğu için. Mensubumuz buydu. Bu da bunun sıfatı olduğu için mensubun sıfatı da mensub olur. Merfu'un sıfatı merfu olur. Mecrur'un sıfatı mecrur olur arkadaşlar. Bu da onun sıfatı olduğu için o da mensuptur. İkisi de mensup. Ve alametu nasbihima ikisinin de nesbinin alameti el kesretu kesredir. Bu kesredir. İkisinin de bu kesredir. Niyabeten anil fethati, fethanın vekiline, naibine olarak, yani fethanın yerine geçmiş. Normalde asıl olan fethaydı ama burada işte fethanın yerine, bu tür isimlerde fethanın yerine kesre kullanılıyor. Onun nesbine alamet olarak arkadaşlar. Evet. وَلَيْسَ لِلْكَسْرَةِ مَوْضِعٌ تَنُوبُ ف۪يهِ عَنِ الْفَتْحَةِ وَلَيْسَ لِلْكَسْرَةِ kesre için yoktur. مَوْضِعٌ bir yer. Nasıl bir yer? تَنُوبُ ف۪يهِ عَنِ الْفَتْحَةِ fethaya orada naip olduğu bir yer kesre için yoktur. سِوَ هَذَا الْمَوْضِعِ bu yerin dışında. Yani buradan başka, cem'i me'nesi salimden başka kesrenin fethaya naib olduğu başka bir yer yoktur. Başka bir yer yoktur. Sadece demek ki kesre nesbe nerede alamet olur arkadaşlar? Sadece cem'i me'nesi salimlerde olur. Başka yerde de olmaz. Arkadaşlar diğer konuya da hemen geçelim. Vaktimiz var. Niyabetul ya'i anil fethati. Bir de ye'nin fethaya naib geldiği yer. Bir de ye var diyor arkadaşlar. Fethanın yerine gelen kelimenin nesbine alamet eden bir de ye var diyor. Bakalım. Kale müsennif dedi. Ve emmel ya'u ya'ya gelince fetekunu alameten ya da olur, tekunu olur, alameten alamet olur, lin nasbi nasbe alamet olur. Nerede? Fit tesniyeti vel cem'i. Tesniyede ve cem'i müzekkeri salimlerde. Cem'i müzekkeri salimler. Cem'i menesi salimlerde gördük dayeni ne oldu? Orada kesre onun nesbine alametti. Cem'i müzekkeri salimlerde ise arkadaşlar oralarda ise onun alametine, nesbin alametine ye olur. Onun nesbine alameti ye olur arkadaşlar. Bakalım bu iki yer. Demek ki tesniye ve cem. İkisini de biliyoruz arkadaşlar. İsimlerin tesniyesi ve cem'i. Ve kulu ben derim. Kad arafte muhakkak ki sen bildin.
Sen bildin. El müsenna tesniyenin ne olduğunu fima meza geçen fima o şeydeki meza geçti. Geçen şeylerden tesniyenin ne olduğunu sen bildin. Tesniyeyi tanıdın. Tesniye nedir arkadaşlar? İşte mesela zeyt kelimesi. Eğer iki tane zeyt varsa tamam ikisine ismi aynıysa biz o zeydi tekrar edip işte zeydun zeydun demektense ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu zeyt kelimesine bir elif ve nun ya da ye ve nun yerine göre nesb ve cer halinde ye ile nun ref halinde elif ve nun getirerek ne diyoruz? Zeyduni zeydani yapıyoruz. Zeydan yaparak tesniye ismi elde ediyoruz. İşte bu tesniyelerin ne olduğunu sen bildin. Bunu biliyorsun. Mesela buraya bakıyoruz. Örneğe hemen buradan örneğe bir gelelim. Mesela usfur kelimesi tamam. Usfur kelimesi serçe, kuş demektir arkadaşlar. Usfur tek desem bir kuş demektir. Ama usfureyni desem iki serçe olur arkadaşlar. İşte bu tesniye bir isimdir. Bunun ref halini biz gördük değil mi? Tesniyelerin ref hali neyle olurdu? Elifle olurdu. Usfurani olsaydı onun ref hali olacaktı. Usfurani olsaydı. Ama nesb halinde işte o buradaki usfurani'deki elif nesb halinde ye'ye dönüşür. Nesb halinde burada ye olur. Şimdi bunu işleyeceğiz. Ve kezalike ve yine aynı şekilde kad muhakkaki arafte sen tanıdın neyi? Cem'el müzekkeri salimi. Cem'i müzekkeri salimleri de sen tanıdın. Onları da geçen konuda tanıdın. Onlar da neydi? İşte onlar da yine mesela zeyt kelimesinin birden çok, ikiden çok zeyt var. İkiden çok var. Ve onlara kelimenin sonuna bir ziyadelikle aynı hepsine delalet eden bir cem getiriyorsun. Mesela zeyt kelimesine ref halinde işte vavlanun getiriyorsun. Zeydune diyorsun. Nesple car halinde de ye getiriyorsun. Ye ile nun. Zeydine diyorsun. Bu şekilde cem kalıbına biz ne diyoruz? Cem-i müzekkeri salim diyoruz arkadaşlar. Vel ane şimdi nuhbiruke biz sana haber vereceğiz, bildireceğiz ki ennehu muhakkak durum şu ki yumkinuke sana mümkündür, sana mümkündür. En tarife tanıyasın, tanımak sana mümkündür. Tanımak sana mümkündür. Neyi tanımak? Nesbel vahidi minhuma. Bu ikisinden, tesniye ve cemten bir tanesinin nesbini mensup olduğunu tanımak sana mümkündür. Neyle? Bi vücudil ya'i ye'nin varlığıyla, ye'nin olmasıyla, varlığıyla nerede? Fi ahirihi. O vahidin, o ikisinden bir tanesi hangisiyse o kelimenin sonunda, onun sonunda ye'nin varlığıyla o bu ikisinden hangisiyse onun nesbini tanımak sana mümkündür. Yani kısacası tesniye olsun, cem olsun. Bunlardan hangisinin sonunda ye varsa, sonunda ye varsa, tabii nuni saymıyoruz. Nundan önce yani o ye varsa bu kelimenin mensup olduğuna delalet eder. وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا Peki ikisinin de sonunda ye varsa arkadaşlar, hem cem'in sonunda hem de tesniyenin sonunda. Biz ikisini birbirinden nasıl ayıracağız? Nasıl ayıracağız? Mesela burada usfureyni tesniyedir. Eğer bu cem olsaydı arkadaşlar, bu cem olsaydı, cem-i müzekkeri salim tabi şeklinde olsaydı, usfurine olacaktı. Usfurine re, o zaman kesre alırdı, ye yine sakin kalırdı, re kesre alırdı, nun ise fethe alırdı. İşte bu ikisi arasındaki farkı hemen şimdi söyleyecek. Vel farku beynehuma tesniye ve cem'in ikisinin bu nesb halinde ikisi arasındaki fark ennel ya'e bu yemiz fil müthenna tesniyede yekunu ma kabla yeden önceki nedir? Mesela burada re'dir. Yeden önceki olur meftuhan fethali olur. Bak burada fethalidir değil mi? Yeden önceki bak re fethalidir. Ve ma ba'da yeden sonraki ise burada yeden sonra nedir? Nundur. Nun ise nedir? 12 meksuran. Yeden sonraki ise kesreli ise. Bu ne olur? Bu
tesniyelerde böyle olur. Tesniyede y'den önceki fethali, y'den sonraki ise kesreli. Tesniyelerde böyle olur. Cemte ne olur? Vel ya'e fi cem'il müzekkeri, cem'i müzekkerdeki ya ise, ya ise burada da hafif böyle kaydıralım. Buraya getirelim. Burada mesela muttakine'de, muttakine'de burada y'miz budur arkadaşlar. İşte bu cemlerde ise arkadaşlar vel ya'u fi cem'il müzekkeri, cem'i müzekkerde ise ya yekunu ma kablaha, y'nin ma kabli, öncesi. Ma kabli derken bu kafiyi kastediyoruz. Bu öncesi kaf harfi ne olur? Meksuren. Y'nin öncesi kesreli olur. Burada bakıyoruz. Muttakine de nedir? Y'den önceki kaf kesrelidir. Ve ma ba'daha, y'den sonraki ise, y'den sonraki ise o ne olur? Meftuhen. O ise fethali olur. Bakıyoruz. Burada y'den sonraki nedir? Fethalidir. İşte aralarındaki fark budur arkadaşlar. Tesniyelerde y'den önceki fethali, y'den sonraki kesreli, cemte tam tersi oluyor. Yer değiştiriyor arkadaşlar. Bu önceki fetha kesreye dönüşüyor. Bu sonraki kesre de fetha'ya dönüşüyor. Bakalım. İşte cemte de tam tersi oluyor. Y'den önceki kesre, y'den sonraki fethali oluyor. Aralarındaki fark budur işte arkadaşlar. Sanırım bu farkı artık yani ayırabiliyorsunuz. İkisi arasındaki farkı fark edebiliyorsunuz. Femisalul müsenna, tesniyenin örneğine gelince. Önce bir tesniyeye bir örnek verelim. Nazartu usfureyni fevkaş şecereti. Nazartu, nazara fiil, tu fail, nazartu, baktım, kim? Ben. Fail kimdir? Bu. Nereye baktım? Usfureyni, iki serçeye baktım. Usfureyni, usfureyni, iki serçeye baktım. Nerede? Fevka şecereti, ağacın üstünde. Fevka üst, ağaçtır şecer. Ağacın üstündeki iki serçeye baktım. Şimdi nereye baktım? Usfureyni. Ne oldu arkadaşlar? Bu nazar tu fail, bu mef'ulu bihsi oldu arkadaşlar. Mef'ulu bih oldu. Mef'ulu bihler nedir? Mansuptur. O zaman bu kelime mansupsa bakalım nasıl bir kelimedir? Tasniyedir değil mi? Tasniyedir. Şeyimiz yerindedir. Y'den önceki fethali, ondan sonraki kesreli tasniyedir. O zaman bu kelime tasniye ise bunun nesbenin alameti ne olacaktı? Y olacaktı. İşte buradaki Y, buradaki Y bu kelimenin mensup olmasına alamettir. Diyebilirsiniz hocam niye nun değil? Biz nunu arkadaşlar ivat kabul ediyoruz. Yani nun bir şeyin yerine gelmiş. İ'rab için gelmemiş. Nun bir şey için gelmiş. Nedir? Mesela usfurun kelimesi. Daha tesni olmadan önce. Usfurun. Orada bir tenvin var değil mi? Yani tesniyeden önce bir tenvin vardır. İşte o müfret halindeki tenvine İvet olarak, ona bedel olarak onun yerine nun gelmiştir. Bu nun o tenvinin ivetidir. Ama bu ye ise İ'rab için gelmiştir. Dolayısıyla kelimenin mensup olmasına alamet işte bu ye'dir arkadaşlar. Bu örneği geçiyorum. Ve nahu, bir örnek daha. İştera ebi, iştera fiil, iştera satın aldı. Kim? Ebi, babam. Ne? Kitabeyni, iki kitap. Li ve li ahi, bana ve kardeşime. Yani iki kitap aldı. Biri bana, diğeri de kardeşime olmak üzere iki kitap aldı. Evet, şimdi bak, iştera fiil. Kim satın aldı? Ebi. Ne oldu arkadaşlar? Fail. Ne satın aldı? Kitabeyni. Ne oldu? Mef'ulu bi. O zaman mef'ulu bi olduysa mef'ulu binler mensup olur. Bakalım. Bunun nesbi nasıl almış? Nesbine bakıyoruz. İşte bu tesniye bir isimdir. Kitabın kelimesi. İki tane olsa ne olur? Kitabani ref hali. Nesb halinde ne olur? O kitabani'deki elif y'ye dönüşür. İşte bu nesb hali olduğu için o
elifimiz burada ye'ye dönüşmüş. İşte bu ye, bu aradaki ye, bu kelimenin mensup olmasına alamettir. Fekullun min usfureyni ve kitabeyni. Öki örneğimizde bir tane usfurdu, diğeri kitaptı, kitabeyindi. İkisi de mansubun, ikisi de mansupturlar. Niye? Likevni mef'ulen bihi. Çünkü ikisi de mef'ulu bihtir örneklerimizde. Ve alametu nasbihi. Ve bunların madem mensuptur, nesbenin alameti nedir? El ya'u. İkisinin de alameti ye'dir. Hangi ya? El meftuhu ma kabla. Öyle bir ya ki öncesi fethalidir. Bakıyoruz. Evet, re fethalidir. Bakıyoruz burada da be fethalidir. Bir de el meksuru ma ba'da. Ma kabli fethali. Ma ba'di de. Ondan sonraki de kesreli bir ye. Bakıyoruz böyledir. Burada da bakıyoruz öyledir. İşte bu kelimenin mensup olmasına alamet bu özellikteki yedir. Maqabli fethali, maqabli fetha, ma ba'di de kesreli olan bir yedir. Li'ennehu, niye böyledir? Li'ennehu musanna, çünkü bu kelimemiz tesniyedir. Bu iki kelimemiz de tesniyedir. Ve nunu, peki yani ben dedim ya nun nedir? O da söylüyor, müsennif de söylüyor. Nun nedir? Ve nunu nun ivadun, bir bedeldir, ivattır, karşılıktır. Anit tenvini fil ismil müfredi. Müfred isimdeki tenvine. Mesela kitabun. Bu kitabeyninin müfredi nedir arkadaşlar? Kitabun. Benim üstüne bir tenvin vardır. Burada da usfureyninin müfredi nedir? Usfurun. Renin üstünde bir tenvin vardır. İşte bu müfred halindeki o tenvine karşılık ne olmuş? Bu nun ona bedel olarak onun yerine gelmiştir. Dolayısıyla bu nun İrab için gelmemiş. İrab için gelen bu yedir. Bu da anlaşıldı arkadaşlar. Cem'e de bir örnek verelim. Ve misalu cem'il müzekkeri salimi. Cem'i müzekkerin salimin örneğine gelince. İnnel müttakine inne muhakkaki el müttakine müttakiler muhakkaki müttakiler leyeksibune kazanırlar. Rıda Rabbihim. Rablerinin rızasını kazanırlar. Şimdi inne neydi arkadaşlar? Dedi ki ismini nesb, haberini raf eder değil mi? Şimdi innenin ismi nedir? İnnenin ismi budur. Muttakinedir. Bunları ileride daha detaylı göreceksiniz. Şu anda alışmanız için arada söylüyorum. İnne ismini nesb, haberini raf eder. İşte bu muttakine innenin ismidir. İnnenin ismi olduğu için arkadaşlar mensuptur. Mensuptur. Peki bakıyoruz ismimiz nasıldır? Muttakin, muttaki kelimesinin neydir? Cem'idir. Muttakine. Bu cem'i müzekkeri salimdir. O zaman bu cem'i müzekkeri salimsa nesbini ye ile alması lazım. Ve inen ismi olduğu için mensuptur. O zaman bakıyoruz evet doğrudur. İşte nesbini ya ile almış. Nasıl bir yadır? Ma kabli kesreli. Ma ba'di de fethali olan bir yedir. Tesniyenin zıddına. Aynen öyle olmuş. Bu onun ismidir. Leyeksibune rida rabbihim cümle olarak da nedir? Bu da innenin haberidir cümle olarak. Ve nehu bir örnek daha. Nasihtul müştehidine müştehid olan çalışkanlara nasihat ettim. Kim? Ben ettim. Kime nasihat ettim? El müştehidine. Ne oldu arkadaşlar? Mef'ulu bih oldu işte. Kime ettim bunlara? Bunlar mef'ulu bih oldu. Neyi nasihat ettim? Neyi? Bil inkibabi. İnkibab kapanmak. Bir şeyin üzerine kapanmak. Yani alayla gelince yani fazladan ilgilenmek manasına gelir. Alel müzakereti. Demek ki çalışkanlara müzakere bizim bildiğimiz müzakere arkadaşlar. Dersten sonra dersi tekrar etmek. Müzakereye kapanmalarını, müzakereyle ilgilenmelerini nasihat ettim.
Şimdi cümlenin manasını anladıktan sonra bakıyoruz. Bu müşteyine ne dedik arkadaşlar? Mef'ulu bih'tir. Mef'ulu bih'tir. Burada ise inen ismi olduğu için mensuptur. Burada da mef'ulu bih'ler ne olur? Mensup olur. Nesbini neyle almış? Cem'i müzekkere sağlam olduğu için nesbini ye ile almış. İşte bu iki örnekte fekullun minel muttakine vel müştehidine, hem muttakin ve müştehidenlerden her biri mansubun, bu örneklerimizde mansupturlar. Niye? Likevni mef'ulen bihi, bu son örnekte mef'ulu bihtir. Diğerinde innenin ismidir. Burada eksik söylemiş yine arkadaşlar. Bazen olabilir. Yani bunlar küçük hatalardır. Müsennif unutmuştur, yazmamıştır. Yani biraz daha dikkat etmemiştir ya da. Olabilir. Yani ilk muttakine innenin ismi olduğu için mensuptur. Müştehine ise mef'ulu bihi olduğu için mensuptur. Likevnihim mef'ulen bihi. Çünkü bu müştehiden mef'ulu bihtir arkadaşlar. Diğeri de innenin ismi olduğu için. Bakalım ve alametu nesbihi, işte bu ikisinden her birisinin de nesbinin alameti nedir? El ya'u, ya'dır. Nasıl bir ya vasfını yapacak? Öyle bir ya ki el meksuru ma kablaha, öyle bir ya ki ma kabli, yani burada kaf, burada dal. Nedir ma kabli? Kesreli. El meftuhu ma ba'daha. Ma ba'di de nedir burada? Fethali. Burada işte nun fethali. Ma ba'di de fethalidir. Li'ennehu cem'u muzekkerin salimun. Çünkü cem'i müzekkeri salimdir arkadaşlar. Cem'i müzekkeri salimler işte nesbinin şeyi buydu. Ye'li alırdılar. Nun nedir? Nun nedir? Aynı durum arkadaşlar. Ve nunu ivedun. Nun ise bedeldir, ivettir, karşılıktır. Anit tenvini, tenvinden, hangi tenvin? Fil ismil müfredi. Müfred isimde. Yani bu isimlerin müfredinde. Müfredindeki tenvine mesela müştehidun. Müştehidundur arkadaşlar. İşte buradaki müfreddeki tenvinin yerine cemte bir nun gelir. Bu nun onun yerine gelmiştir. Ama ye ise bu şeyin kelimenin mensup olduğuna alamettir. İvedun anit tenvini fil ismil müfredi. Evet arkadaşlar, burada dersimiz bitti. Elhamdülillahi Rabbim.